Su hep besleyen yanıdır. Yorulmayan gezginidir yeryüzünün. Gökyüzü buharını alır, bir zerresi yağmur olur, taşınır, başka diyarlara damlar. Çağlayıp sonsuz bir döngüyle yer değiştirmeye devam eder. Toprağa sızar, tohumlara hayat olur. Çiçek yetiştirir, meyve yetiştirir, insanı yetiştirir. Nehirler olur su, dünyanın toprağa sarılan kollarını oluşturur. Akarsular iklim üzerinde yumuşatıcı bir etkiye sahiptirler. Bitki örtüsünü bölgelerin tipik yapısına göre çeşitlendirirler. Dicle ve Fırat nehirlerinin varlığıyla Mezopotamya'da sonsuz bir zenginliğe bürünür. Fırat'la birleşmeden önce Dicle, Anadolu topraklarında Mezopotamya florasının alt kısmını oluşturur. Zengin biyolojik çeşitlilik, İran-Turan bölgesinin etkilerini taşımaktadır. Türkiye'de bitki türlerinin yaklaşık %30'u Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayat bulur. Suyla buluşan Güneydoğu'nun tarıma elverişli olmayan alanlarında geçim hayvancılıkla sağlanmaktadır. Bölgede kontrolsüz otlatma ise mevcut bitki çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir. Dünya üzerinde sadece Karacadağ'da yetişen yonca da nesli tehlikeye giren türlerden biri. Anadolu'nun tek endemik yoncası olan bu kıymetli bitki, narin yapısı ve dikensiz meyveleriyle gelecekte de var olmaya çalışmaktadır. Bozkır bitki örtüsünün hakim olduğu Diyarbakır'ın Karacadağ toprakları daha pek çok sayıda endemik bitkiye hayat vermiştir. Türler Karacadağ'ın rüzgarıyla eğilip birbirlerine selam verirlerken, tehlikeye karşı kökleriyle sımsıkı tutarlar toprağı. Diyarbakır'ın tacıdır Karacadağ, eteklerini bitkiler binbir renkle süsler. Son yapılan çalışmalarda özellikle Diyarbakır ili içerisinde 1500 civarında bitki türü yetiştiği tahmin edilmektedir. Bunların 80 kadarı endemiktir. 3 tane bitki sadece Diyarbakır yöresine özgü endemiktir. Dünya üzerinde tek noktada yetişmektedirler. Rosalia blepharophylla, Auriga kislorhiza ve Paracarium kyrgyzstanicum sadece Diyarbakır yöresinde yetişen lokal endemiklerdir. Ayrıca Karacadağ'da Diyarbakır-Urfa sınırında yetişen Hesperis edgeyi, Latus tricarpus gibi bazı lokal endemiklere de sahiptir bölgemiz. Bunların sınırlı olması nedeniyle hem Urfa hem Diyarbakır illeri arasında paylaşılıyor ama sadece dünya üzerinde Karacadağ özgü endemiklerdir. Çok hızlı bir kentleşmeyle bölgedeki şehir kenarında yakın yerlerde yetişen endemikler yok olabilmekte. Yol kenarında yetişen kayalıklarda bulunan bitkileri tehdit edebilmekte bu faaliyetler. En önemli tehdit de steplerin tarım alanlarına dönüştürülmesi. Bozkırlarda yaşayan bitkiler popülasyonların küçülmesi nedeniyle yok olmakta. Üstelik tarım ilaçları bitkilerin gelişimini
nesil verememesine neden olmakta. Bunun sonucunda da bazı bitki türleri ortadan yok olmaktadır. Bölgede nadir ve endemik bitkileri veya yok olmak üzere olan bitkileri korumak için ilk başta iyi bir envanter çalışmasına ihtiyacımız var. Geçmişten bu yana bu bitkilerin yayıldığı, yetiştiği yerleri belirlemek gerekiyor. Bu anlamda bizim üniversite olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'yla, daha doğrusu buradaki birimleriyle, müdürlüğüyle, il müdürlüğüyle yürüttüğümüz ortak bir proje vardı. Bu projeden çıkan sonuç şu: zaten Diyarbakır'ın bitki ve diğer biyolojik çeşitliliğini belirlemek, hassas alanları tespit etmek, bu hassas alanda yetişen endemik ve nadir bitkileri belirlemekti. İlk etapta hedefimiz buydu. Ondan sonra bunların korunması için tek tek proje geliştirmek. Ki bu çabalarımız olumlu sonuç verdi, o düşüncedeyim. Değişen dünya koşulları bitki nesli için tehlikenin habercisidir. Çünkü korumayla ilgili önlemler yetersiz kalmaktadır. Türlerin devamlılığı için geliştirilen bir yöntem de genetik kaynakları yerinde koruma programıdır. Bitki, insan dahil, yaşamına etki eden tüm faktörlerle doğal ortamında izlenmektedir. Program, tehlikeyi tamamen yok etmese de, kararlı davranıldığında çeşitlerin tükenmesini durduracaktır. Dünyanın yaklaşık %2'si ekilebilir alanlardan oluşmaktadır. Bu alanlarda yetişen bitkilerin sadece 15 tanesi dünya nüfusunun çoğunluğunu beslemektedir. Doğa yeşilinde gerek insan emeğiyle oluşmuş, gerekse yaban hayatta yetişmiş binbir çeşit tat gizler. Diyarbakır'ın tarlalarında, bahçelerinde bozkıra renk veren bitkiler özenle toplanıp yemeklerde buluşurlar. Katma adıyla anılan börek türü, pünk, duluk ve sirim otlarıyla yapılmaktadır. Önce kuru soğan yağda kavrulur. Soğanlar pembeleşince üzerine ayıklanıp doğranmış otlar eklenir. Birlikte kavrulur. Diriliğini yitirmeden ateşten alınan böreklik malzeme soğumaya bırakılır. Kıvama getirilene kadar yoğrulan hamurdan küçük bezeler yapılır. Minik yuvarlaklar tabak büyüklüğünde açılır, ortasına soğuyan iç konulup kapatılır. Sacda veya tavada ters yüz edilerek pişirilen börekler sofralarda yerini alır. Beslenme gibi vazgeçilmez ihtiyaçları karşılayan ana temellerden biridir su. Su, dağ bayır aşarak buluşur insanla. İnsanlar tarafından hor kullanılsa da yine de en güzel hediyedir canlıya.